Evet kıymetli dostlar, öncelikle hepinizden özür diliyorum çünkü saat 22'den sonra canlı yayın yapayım dedim. Gerçi katılım da çok fazla olmadı, o yüzden de biraz daha özür dilememe de gerek yok ama hem milli maç hem Fenerbahçe Beko'nun maçının uzaması biraz da şey yaptı da, uzaması derken yani sürenin bayağı geç olması biraz şey yaptı. O yüzden de affınıza sığınıyorum ki Fenerbahçe Beko şampiyonluk için sahaya çıkıyor dediğim anlarda bu videoyu çekiyorum, bilginiz olsun. Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı, gidecek mi? Arkadaşlar, Emre Mor'un kalıp kalmayacağı 22 Haziran'da belli olacak. Yani 22 Haziran'da takım kampa başlayacak diyeyim size. Ve o kampa başlayacak takım Mourinho futbolcuları görüp öyle karar verecek. Mert Müldür İtalya'dan kanca diyor. Mert Müldür de hakeza Euro 2024'te oynayan bir futbolcumuz. Önce orada bir kendine gelsin. Şu an için hiçbir resmi teklif, hiçbir ilgi mektubu dahi yok. Bilginiz olsun. Jose Mourinho'nun ilk transferi için sürpriz iddia, 18 milyon euroluk orta saha. Şimdi 18 milyon euroluk orta sahadan kastettiği Højbjerg, Emile Højbjerg. Şimdi iyi bir futbolcudan bahsediyoruz. İyi bir karakterden bahsediyoruz. Ve dinlediğim kadarıyla, anladığım kadarıyla oyuncunun karakteri çok iyi. Yani Fenerbahçe'ye de çok yakışacak bir oyuncu. Sosyal medyaya bakıyorum, bazı duyumcu arkadaşlar Fenerbahçe'ye kesin olarak getiriyorlar. Yani imzaladı, süper oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bir kısmına bakıyorum arkadaşlar, sanki Fenerbahçe'ye hiç gelmeyecek gibi. Açıkçası hani 10 Haziran akşamı duyumlarıma göre kalacak gibi İngiltere içinde, ama kendi takımında kalacak ama X takımına gidecek. Ben bir şey diyemem ama şu an için İngiltere'de kalacak gibi. Hani Fenerbahçe'ye geldi gelmedi kesinlikle doğru değil. Ha gelse güzel olur. 11 yabancı ile sahaya çıkabileceksin. Bunu da mantıklı kullanmış olursun. Yani mantıklı şekilde kullanmış olursun. En azından kaliteli bir orta saha. Yedeği İsmail Yüksek ya da İsmail Yüksek yedeği sayılabilecek kaliteli bir orta saha. Hani önlü arkalı oynayacak şekilde diyeyim arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da şunu söyleyeyim. Dakika 36, milli takımı da izliyorum. Yani eğer biz bu milli takımda Euro 2024'e çıkacaksak hayırlı olsun. Yani mis gibi sıfır çeken bir takımımız var. Hayırlı olsun yani, mis gibi. Yani katışıksız, kemiksiz sıfır çeker bu takım. Hiçbir vasfı olmayan takım. Neyse, Ali Koç her mevki için 5 futbolcu belirliyoruz demiş. Arkadaşlar 5 mevki var. 5'erden futbolcu, 25 tane futbolcu var. Bendeki duyumlara göre bu futbolculardan 8 tanesi iptal oldu. Yani hiç olmadı. Kaldı 17 tanesi. 17 futbolcu var arkadaşlar. Ve 17'sinin 17'si de yıldız diyeceğim isimler. Ama tabi hepsinin ismi yok. Bazısını Şit diye çağırıyorlar. Hepsinin ismi yok. Jose Mourinho eski yıldızını istiyor diye bir haber var. Yine bu haber bence güzel bir haber. Mason Greenwood'dan bahsediyor. İngiltere'nin beşinde Manchester United'ın çılgın futbolcusu Greenwood, adı bazı olaylara karışmıştı. Karıştığı için de biraz tepkiler almıştı açıkçası. Aldığı tepkiler neticesinde de Greenwood nasıl anlatayım size? Yani istemem yan cebime koydan girip hani seni de oynatmasak daha iyiye doğru evrilip sonrasında Getafe'ye kiralandı. Getafe'de de şahane bir sezon geçirdi. Ve şimdi Greenwood İngiltere'de devam edecek mi, etmeyecek mi, tartışmalar bu yönde. Yani Greenwood'un Manchester United'da devam etmesini açıkçası hemen hemen herkes bekliyor. Onu da özellikle ve özellikle belirteyim. Ama keşke Mourinho 16 yaşında A takımı aldığı, Amerikan kampına götürdüğü futbolcuyu ikna etse de Fenerbahçe kadrosuna katılsa. Yani keşke böyle bir iyilik yapsa, yapabilse, etse, edebilse. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bir diğer haberimiz Talisca gelişmesi diye. Arkadaşlar, Talisca'yı ucuza verme fikirleri var. Talisca ayrılmak istiyor ve düşük bonserviste bırakabileceklerini söylüyor. Ancak oyuncunun yıllık ücreti 8 milyon euro. Bir kez daha hatırlatayım. 8 milyon euro yıllık ücreti var. Yani 8 milyon euro yıllık ücret alan bir futbolcu Fenerbahçe'ye bir şey diyemem.
8 milyon euro değil de 4 milyon euro falan dese olabilir. Burak Kızılhan'a transfer sorusu. Burak Kızılhan da transfer sorusuna şu cevabı veriyor. Diyor ki ben de bir taraftarım aynı zamanda. Ben de transfer bekliyorum diyor. Avrupa devlerinden Ferdi Kadıoğlu yarışı diyor. Ferdi Kadıoğlu'nu almak istiyorlar ama Ferdi'yi 35'in altına ben Fenerbahçe'nin satacağını düşünmüyorum. 35'in üstü teklif edin de şimdilik geleceğini zannetmiyorum. Yani uzun lafın kısası Ferdi kalacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi baktığım zaman konuşmadığım bir şey var mı? Hocam sen bize yüzde ver. Biz öyle anlamıyoruz. Senin bize yüzde vermen lazım. Greenwood gelme ihtimali yüzde. İşte şu bu kadar yüzde diye. Mason Greenwood %10. Anderson Talisca %40. Höjberg %35. Joel Rodon'u istiyormuş eski öğrencisi stoper. Yani ne ilgi var, ne teklif var, ne yoklama var, ne ilgi mektubu var, ne hani menajeriyle görüşmem hiçbir şey yok ama yazmışlar bize. O yüzden %1 diyeyim. Emre Mor kalır mı gider mi? Benim bildiğim Jose Mourinho pırpır kanatları sever. Şapkadan tavşan çıkaran kanatları sever. Benim bildiğim Jose Mourinho Emre Mor'u tutar kadroda. Onu söyleyeyim. Krunic'i gönderir. Krunic yumuşak bir orta saha. Sertini sever. İşte İsmail Yüksel'i sever mesela. Ferdi'yi sever Jose Mourinho. Kalsın bunlar der. Luan Perez'de sözleşme fesih görüşmeleri başlıyor diyor. Bence 22 Haziran'da Luan Perez'i de Mourinho görecek. Görüp kendi puan verecek arkadaşlar. Görmeden vermez diye düşünüyorum. Miguel Crespo. Crespo konusunda şöyle bir sürpriz var. Sporting Lisbon talip Crespo'ya. Yani İspanya'daki takımı değil, Lisbon talip. İspanya'daki takım biz bunun yıllık ücretini veremeyiz diyor. Yarısını siz verin de bile alalım falan diyor. Biz de ananız güzel mi diyoruz. Evet güzel diyorlar. Biz de lan o zaman ananız babanıza kalsın diyoruz. Ya böyle bir durum var. Umut Nayır'a 4-5 takımın ilgisinin olduğu söyleniyor. Umut Nayır da hani Jose Mourinho elbette bakacaktır, görmek isteyecektir ama şimdi 12 tane yabancı, 12 tane Türk futbolcunun olacağı bir evrende de düşününce hani Umut Nayır'a iş düşer mi? Açıkçası bilemiyorum. Düşer mi, düşmez mi? Buna karar verecek Mourinho. Cao Pedro sözleşme fesih görüşmeleri sürecek Pedro'yla. Onu söyleyeyim. Ama bence Mourinho onu da deneyecektir. Çünkü İtalya tecrübesi olan bir futbolcu. Bursa Spor 100 bin TL'yi İsmail Yüksek bağışlamış Bursa Spor'a. Çok karakterli. Şahane bir olay. Buna lafım yok. Ancak şunu da ısrarla daha söyleyeyim. Yani Çağatay Yılmaz diye bir oyuncuları var. Anadolu takımlarının yerinde olsam bu futbolcuyu alırdım. Fenerbahçe'nin yerinde olsam Bursa Spor'la iletişimi, ilişkileri iyi kurardım. Lincoln Henrique 31 Aralık'a kadar kiralık. Onun pek gelme şeyi yok. Servet Yardımcı'nın TFF başkanlığı var. Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimi bitti. Artık bizi ilgilendiren Fenerbahçe'ye katkılar olacak. Bunun haricinde bazı duyumlar var. Mesela menajer Victor Beccali demiş ki Fenerbahçe Mourinho'ya 100 milyon euroluk bir rekor transfer bütçesi verdi. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey imkanı yok. 100 milyon euro. Yani bonservis için mi? Yıllık ücret için mi? Hem bonservis hem yıllık ücret için mi diye. Hani sponsorlarla falan yapacak olsak bir ihtimal derim. Kulağa hoş geliyor ama mantıklı mı bunu size bırakıyorum. Yani bunu size bırakıyorum ama şu bir gerçek. Mourinho'ya 100 milyon euroluk transfer bütçesi olması da lazım. Yani olması da lazım. Bunu belirttim. İkincisi Greenwood'u biz aslında istedik. Manchester United sözleşmesini uzatıp takımda tutma niyetinde. Onu da söyleyeyim. Hani Mourinho çocuğun aklını çelebilirse güzel olur 16 yaşında çıkarttım diye. Ama onun dışında bilmiyorum. Talisca 4 milyon euro bonservisten verelim diyorlar ama 8 milyon euro yıllık ücret istiyor. 4 yıllık ücrete gelecek olsa 8 bonservis versek. Yani ben Talisca işini bilmiyorum ya. Biraz karışık. Höyberg dediğim gibi bitti diyenler var, bitmedi diyenler var ama ben İngiltere içine kalacak gibi diyorum. Bunu da belirteyim. Onun dışında başka ben kurun için Zaitsin kulüp baktığını biliyorum. Kent de kulüp bakıyor. Hani bulabilirler mi, bulamazlar mı?
bulamazlarsa ne olacak onu bilemiyorum. Ama şu bir gerçek. Yani Krunic, Zaitz ve Kent. Üçü de kulüp bakıyor arkadaşlar. Şimdi yabancı kuralı konusunda bir uyarıda bulunayım. Yabancı kuralı 12 yabancı, 12 Türk, 2 altyapıdan oyuncu. Yani sahada 11 tane yabancıyı da oynatabiliyorsun. Ama kulüpler 12 yabancıya düşmek bizi ekonomik olarak mahvedecek. Eldekiler gitmiyor. Gitmedikleri için biz bunlara ya şahane kontrat vereceğiz ya da yok pahasına gidecekler, bizi zarara uğratacaksınız diyorlar. 14'e tekrar çıksın yabancı. 11'inde oynatalım diyorlar. Yani böyle olursa da biz Türk futbolcular Avrupa'nın isteyen yani her takımda, hemen hemen Süper Lig'deki her takımda düşenlerde dahi Türk futbolcularına yurt dışından talipler var. Yani düşünsenize, Anadolu takımısınız, hiçbir gelir kapınız yok. Yurt dışına 2 milyon euroya bir futbolcu satıyorsunuz. Yani aşağı yukarı her takım 2 milyon euroya yurt dışına futbolcu satmış olsa, Anadolu takımlarından bahsediyorum, zaten yayın geliri kadar bir gelir elde etmiş oluyorlar. İlaç olacak hepsine. Yani bir sonraki transferinde de %5, %10 yetiştirme bedeli alacakları için bu o kulüplere ilaç olacak arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Cao Pedro'ya, Perez'e, Kent'e, Zaitz'e, hatta Crespo'ya gitti gözüyle bakıyorum. Sporting Lisbon'un devrede olduğu bir Crespo'yu bence Mourinho oraya pazarlar. Ama milliyetçilik yapıp Portekiz'de benim vatandaşım, kan kim, canım ciğerim falan diyorsa bir şey diyemem. Onu belirteyim. Vay arkadaş ya. Yani bir sayı farkla kaybediyoruz ve seri 4. maça uzuyor. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Çok da artık bir şey demek istemiyorum. Yani Fenerbahçe şansı falan. Yani Fenerbahçe 81, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes 82. Şampiyonluk bir sonraki maça kalıyor. Ama dediğim gibi Aziz Yıldırım'ı çağırsaydık bence şampiyonluk bir sonraki maça kalmazdı. O da ayrı bir olay. Onu da söyleyeyim. Bir şey daha diyecektim ha. Batshuayi için 1 milyon 750 bin euro diye bir laf söyledim. O lafı yanlış anladınız. Yani arkadaşlar 1 milyon 750 bin euro oyuncunun yıllık keş ücreti. Yani herhangi bir katık şey olmadan, yani herhangi bir ek olmadan alacağı ücret. Yani maç başlar artı primler hariç olan ücret bu. Hocam 1 milyon 750 bin lira bence, 750 bin euro bence, hocam adam 3 milyon euro alıyordu. 1.700'e düşmek koymaz mı falan demeyin yani. Durum bu arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir beğeniyi çok görmeyin.